Merhabalar, Zühre'li YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de köyden açılışım yapmak istedim. Şöyle köyün içindeyim arkadaşlar. Hatta şöyle videolarımdan da tanıdığınız gibi Ayşin Gem'in evinin altındayız. Bugün size buradan bir çekimler yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Ayşin Gem nar ekşisi yapıyor. Annem de patlıcan biber közlüyor. Şimdi içeriye girelim isterseniz. Bir selam verelim. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Hoş buldum. Nasılsınız? Anne geldim, ben geldim. İyiyim anneciğim, sen ne yapıyorsun? İyisin değil mi? Ben dedim. Patlıcan var bunlar gözler. Ha, oturmuşlar ateşin başına arkadaşlar. Ben geldim, ben yaptım. Üşümüşler bugün. İki gündür Antalya soğuk arkadaşlar. Antalya'ya da kışı getirdik. Sıcak memleketimize yazı gönderdik artık. Tabi başka memleketlerde kış erken geldi ama yaz bildiğiniz gibi Antalya'da biraz kış biraz geç geliyor. Şöyle ateşi de yapmışlar. Ayşin Gem'in nar ekşisi yapmış galiba. Bayağıdır 2-3 saattir başında galiba, öyle mi Ayşin Gem? Tencere doluymuş arkadaşlar. Yatasa kadar kaynayacak. Basma oraya. Tencere doluymuş. Kaynaya kaynaya o kadar kalmış. Daha hala da kaynayacakmış. Annem de bu durumda faydalanmış. Altına biraz patlıcan, biber koymuş kömüre. Şöyle göstereyim ben size. Nar ekşisi bu işte. Şöyle ocaklığında Ayşin'e. Deneme için Zühre, hiç yapmadım ha. Hiç yapmadın mıydı? Hiç yapmadım. İlk defa yapayım. Ben yapmadım. Ben dedim bir deneyeceğim. Safi şey değil mi? Narın kendi suyu. İçkin hiçbir katkı maddesi koymadım. Yok yok. Bir de şey. Sadece suyu. Şeyleri katınca rubuklarımızda acı oluyor. Suyu. Organik nar ekşisi yapıyorlar. İlk denemeleriymiş. İnşallah güzel olur. Evet, patlıcanlarımız şöyle bir bakalım annem bakalım altına. Büyük büyük tombik tombik patlıcanlar közlüyoruz. Bayağıdır şey oldu. Bunları nasıl ayıkladın sen? Üç kasaları böyle. Ne üç kasası çocuğum? Ha? Yedi kasaydı. Yedi kasaydı. Yedi kasadan bir tencere çıktı. Hayır. Daha azalacak, o çok azalacak. 40 dene şişe kattık koduk. Dolabuzda. Dondurucuya. Ha, öyle içmek için. Nar bittikten sonra onları birer şişe, birer şişe, iki güne, üç güne bir çıkartalım. Birer bardak içiyoruz. Her gün. Vay vay vay, baksana kaç saattir kaynaymış onu. Şunu da var, 2,5 patır geldi. Vay vay vay, o değneğiyle mi ayıkladın gari onu? Annem kesmedi, ben bir yandan vurdum. Şöyle. Öyle tık tık şey bölüp bölüyorsunuz. Ondan sonra tık tıkla dökülüyor mu yere? Diye bölüyorsun, böyle vuruyor sırtına. Ya ayıklama yok. Hepsi dökülüyordu. Bir tane topladığımızda öyle de çekersiniz efendim. Tamam öyleyim. Arkadaşlar bir tane topladığımızda narı nasıl çırpıyorlar bakalım o zaman, tekrar izleyelim. Ben burada patlıcan közleniyor diye geldim. Baktım nar ekşisi de kaynatıyormuş Ayşin Gem. Onu da paylaşayım dedim sizlere. Yapılması imkansız bir şey. Göstermezsek yapamazdı. Valla. Zormuş arkadaşlar. Çok zormuş. Değnekle tık 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 tık. İçiniz böyle çırpmış, dökülmüş yani. Şişti ya şu bugün. Patlayacak mı yoksa? Patlar anne bir de. Gelmedin mi? Biber gelmedin canım. Şöyle ocaklık Ayşin Gem. Burası ekmek yapıyor burada Ayşin Gem. Kızartmalarını yapıyor. Genelde kızartmaları. Evet, ekmekleriniz az kalmış. Bir daha yapılacak. Pişeceğiz, bir işler ayarlayalım da. Arkadaşlar burada biz ekmeği böyle çok yapmayız. Az az yaparlar böyle ama taze olsun diye. Ha, burası öyle çok soğuk yer olmadığı için burada öyle yapılabilir imkanımız var. En fazla yiyeceğimiz bir ay. Bir ay, bir aydan sonra diyor. Antalya böyle aslında durabilir arkadaşlar. Soğuk yerlerde durabilir. Kaç ay? 3-4 ay, 5 ay durabiliyor galiba. Ama burası hem rutubet hem nem var. Ondan olmuyor. Küflenme gibi yapıyor değil mi? Evet. Koku da değişik oluyor. Bir maslı bir kokusu oluyor sonra. Islanıkta şeyde ileride falan kaldım. Hemen ertesi gün değişiyor. Yani şöyle ekmeklerin üstüne örtmüş. Taş etiş. Öfte. Abi daşacak, daştı. Abi gitti. Üfte. Çıkın lan. Altını yaktılar. Kaynasın hemen.
Onu yesin diye. Fazla geldi diye taşacak gerisi de gari. Gözü Allah korur ellerini. Söndü. Canlarım bir şey yapılmıyor ki. Gitti söndü. Demin de geliyordu bir. Karşıra diyorum ben. Taşıyor diyor. Kızlar anne patlıcanlar geçmiş herhalde. Bişti mi de? Taş gibi olmuş. Başka bomba şey gibi duruyor. Bomba gibi duruyor patlıcan. Dombik dombik. Yuvarlak patlıcan. Değil mi? Evet şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar tombik patlıcan bunlar. Közlemelik. Evet. Közleyeceğim onu salatasını yapacağız. Sirkeli sarımsaklı. Oh. Soğanda gitmişlerdin ya kız. He? Soğanda gitmişlerdin ya. Soğanda güzel olur köfte. Bunun içinde gördün mü? Demirler ısındı. Vallahi ısındı. Bacağındaki demirler. Ha anne platinlerin ısınır bak ateş alır ha. Dizlerin, evet. Dizlerin ısınır. Şey topuzlar. Şey sıcacık gezersin soğumaz mı? Abi benim düşmüşse baksana. Vallahi. Valla platinlerin dişi olmuş herhalde. Kim? Abi benim mi? Duymadın mı sen? Düşmüş o düşmüş. Gardı mı ki acaba? Tüh. Ya paspas sevmiş. He. Altı da fayans. He. Bak. Paspas da altı şeymiş kayla yapışan şeyden değilmiş. Hı. Ayağını bir alıyor. Düşmüş çakmamış mı kırılmış mı? Abo zor olur ya. Aman anne dikkat et arkadaşlar annemin de dizlerinde iki tane var. Annemin dizleri kendine ait değil metaldir güçlüdür bizden güçlü. Demir kadın annem maşallah. Nazar değmesin anama tutun. Ondan dikkat et diyoruz çok zor olurdur muhakkak çok zordur tabii ya. Orayı tekrar açarlar o zaman. Evet başvurmuşlar da yatak getirdiler. Ha eve mi? Evet. Ha, evde şey oluyor. Evde yatıyor. Alçıda. Ağrı da olur. Hastanede olsa bir ağrı kesici yaparlar ama hastaneye de almıyorlar artık herhalde. Alçıya nasıl bir şey yapamazlar. Alçı yarmışa gelip durmamışlar. Hmm, tüh. Ay. Emeği yoldu. Fayans etmişim sen. Paskası ne diyeyim? Kerriyle gezerim içinde. Değil mi? Fayansla. Ben bile korkuyorum fayansla balkon falan yıkarken. Valla tırnaklarım şöyle çakasım geliyor fayansla. Kayacağım dedim su diyor. Çok korkarım ben düşmekten. Onun dengeli basıp gideceğim. Evet. Geçen günkü olayını da anlatsaydım. Arkadaşlardan. İçeride telefonla konuşuyordum. Abo dedi bir ses geldi. Telefonla konuşuyordum. Kapatır dedim. Koştum içeri baktım annem yatıyor yani. Annem diyor ki. Ha burada düştüm ha. De. Düştüm ben de benim burada. Arkadaşlar düştüm ben de. Bayağı 20 gün oluyor değil mi ki? Anneannem de avutunca annem de ağlayası geliyor. Ben de dedim ki kalk kız kalk dedim. Böyle deyince gülmeye başladı. Annem gelince ağlamak geldi. Hani böyle düştüm ayaklarım acıdı çok acıdı. Fayanslı da arkam böyle kafam fayans yani kendimi sıkmasam fayansa kafam güplecekti. Annem de namaza durdu. Benden çok annem bağırdı. Allah ekber diyeceğim. Gümbet, güpberekti işte ama. Top gibi yuvarlanım. Baktım avutuyor. Avutunca ağlayası geliyor. Bununki kalk kız ne biçim düşmüşsün diye mi güler gülmeye başladı. Annem öyle dedi abi çocuğum. Abi kuzum ne oldu çocuğum abi kuzum dedi ya. Benim ağlayasım geldi. Başladı bağırım Kübra geldi dedi ki kalk dedi ağlama dedi kalk dedi bana. Çocuğa ayağa ne oldu dedik mi başlar ağlama diye. Ona dedi ki bana biri beni avuttu boşuna hemen ağlayasım geliyor. Çeşmeler açıyor bebe. İşte ben kimse ağlatma da kalbim. İnsan olmadı mı ağlar ağlar. Ağlayınca su sızdırıyor imal hatası gibi. Değil mi? Evet. Yarın çalışma çekeceğiz. Ha, Neriman'a. Öyleymiş. Yarın Neriman'a gideceğiz. Yarın çalışmaya gideceğiz arkadaşlar. Postane, Fatih abi, ne? Bir telefon açtın mı sesi? Abi şey. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Yok yok çekmiyor galiba. Çekme. Çekiyorum. Onlar çekilmiyor sanıyor kendini. Yani bakalım. Yok. Çekiyor mu kız? Tabii çekiyorum kız.
Bak çocuğum seni. Biz de bir şey mi konuşuyoruz? Bir şey konuşmadık canım. Seyircilerimiz hiç kötü bir şey konuşmadık. Doğal konuştuk yani. Çekebiliriz. Aynen öyle doğal konuştunuz siz. Konuşmamıza. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Çünkü çocuklarımız izleyebilir bu kanalı. Çekiliyor mu şu anda? Çekiliyor tabii ki. Çekeyim mi seni de? Gel. Rıfat abim kaçtı arkadaşlar. Bakın nasıl kaçıyor. Kaçtı, utandı bu. Evet. Şöyle. Kes çocuğum. Ayşen yan dursun. Kübra kessin. Kübüş gel onu bir hör ya. Sen kessin. Kessin kessin Kübüş. Maşa ver. Ya sen kessin. Maşa maşa. Bir tanesi. Ben keseyim o zaman. Kübüşün gönlü yok. Elleri dar olacak. Hep bekleyeceğiz ya. Sıcak mıdır? Sıcak tabii. Şunu böyle tut. Yaz şöyle. Onunla. Şöyle mi yara? Ötekinle tut. Onunla soysun. Allah sıcak bu ne? Of. Soymadan ne açıyorsunuz içini? Öyle kaşıkla şey. Kaşıkla yani. Yiyecektim ben onu tuzla. Aslında bunun içinde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Böyle közden bir topak tereyağı koyuyorsun, karıştırıyorsun. Kaşar da koyuyorlar. Patates bunda da çok güzel oluyor tereyağı. Ben yedim çok güzel oluyor. Gidip geçmiş ama. Tereyağı oldu mu güzel olur mu? Anneanne, büyük patates alın da bir gün size kumpir yapalım. Kaşar olacak o, kaşar falan. Şey ya, fırında mı yapacağız onu? Ha? Onların kabuğunu soyacak Zühra Hanım. Soğusun da öyle. Soymayayım da ne? Tabii soğusun, soğutacak. Bir zaman doktor arkadaşı Zühre ne yaptı? Bunu şey yaptı, böyle, suya koydu. Su da soydu. Suda da soy, güzel oluyor. Poşete koyuyorlar, suda. Tadı kaçıyor. Suya kattı bu çıtı patlarına. Suyması kolay oluyor da tadı değişiyor yani. Ne yapacağım biliyor musun? Suyu yanına koyacak, ellerin kar oldu mu suya batıracak ellerini. Yok, çıtı patlarının içine kattı adam. Ne patlarını? Doktor. Çıtı patları. Patlara çıtı patları deyiz biz. Çıtı patları, herke derlermiş eskiden çıtı patları. Boyulmayık mıymış yenge nar suyuna bir bita bak bakalım. Boyulmayık. Nazlı değil biliyor musun? He. Ay kararda bak. Ama değil o. Ha yasında zanada kaynattım diyor. İndirdim kapattım şunu diyor. Sabah vardım diyor. Şey olmuş diyor. Yavaşça üstünden aldım diyor. Dübelten sürdüm diyor. Onu o zaman güzel oluyor diyor. Yani bunu yasınlamaz nazlı kaynadık. Kaynasın. Kapat. İndir de. Üstüne yukatan bir şey düşebilir. Burayı rendireceğim. Hı. Şimdi şurayı indir. Çillerden biraz daha otum sokalım mı? Şimdi sokalım da ben aslında. Zühra Hanım, soyduğumu yıkar, bitir onu. Hemen göz yok değil mi? Ben yiyeceğim. Azıcık odunlar ucuna soktum. Tuzsuz değil mi? Anneannem dedi ki telefon olmasın ya. Telefon nasıl? Fazla atmayayım mı? Allah'ın şengi. Biraz daha yine. Film başlayası. Böyle mi? Güç provaları var. Film başlayış. Film başlayış. Çocuğum dejavu oluyor buraya geldiği zaman. Her hafta Perşembe'ye getiriyor Kübra. Neriman teyze oluyor diyor. Böyle çay içiyorsunuz da çay koyuyorsunuz. Çukurova yazıyorsunuz diyor. Her hafta hepsini yapıyor. Film başlayası. Ben biraz daha kaynadırım. Neyse ben yatarım. Evet, kapanışı yapalım mı o zaman? Ha yap. Yap. Kübüş sen geçecek misin? Evet. Yapamaz uyanmış anlamı. Eğilemiş. Yapamaz uyanmış anlamı. Bak hele bir. Yazık. Evet. Bak, oduna yazık bir ya. Bir buçuk kazandı o. Bir buçuk şeydi o depo. Keşke nasıl bir çay keseydi. Onun için daha bal kıvamında. Hayır bir şey ya. Hiçbir şey kalmıyor. Bekli odunlar, dilber odunlar. O zaten yanıyor, zaten yanıyor şimdi o zaten. Acıyacak mı? Şey de olmaz, onun vitamini de olmaz. Narakçısının parası olup parasını gelir. Ya bu sene ben bir deneyeceğim. Değiyorsunuz ya. Nardan ekşi olmaz. Olaya basalım. İyi olmaz. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Çok güzel oldu. Nar ekşisi. Sen ya şey yapmayın. Salatası güzel olmuş. Çok belli açıkma evde yatasın. Üfti üfti üfti. Üfti olay bu tam. Belli açıkma evde yatasın ha. Hani? Yok yok üfle değil. Aşe şunu dür. Oraya koyacak mı? Ha?
Hemen bir çapaldırayım onu. İyi dengeli mi? Karışıyor mu? İyi içi. Sende mi dizi başladı? Ne? Sende mi dizi var? Onun hem de haberi var. Haber mi? Habere bak acaba. Bir de bir de kazandı. Kazandı mı? Kazandı mı bir de? İtiraz edildi ya şey. Bu güzel videomun sonuna gelmiş durumdayım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Like atıp yorumlarınızı bırakırsanız çok memnun olurum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim butonuna basarsanız çok 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 memnun olurum. Kanalımızda kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dostça kalın değerli dostlarım.